her gün, her an ölümle iç içe yaşıyoruz. Her şey anlamını yitirmiş durumda. Hayat normalde çok karmaşık. Oysa burada kurallar son derece basit. Vaktin varken yemeğini ye, uyuyabiliyorsan hemen uyu. Moralini yüksek tut ve umudunu yitirme. Sahte bir gülümseme bile endişeli bir ifadeden çok daha iyi. Korkmanın, endişelenmenin hiçbir şeye faydası yok. Percival Fenwick. Savaş ilanı. Almanya Rusya'ya saldırdı. Büyük Savaş. İngiltere Almanya'ya karşı. Türkler savaşa katıldı, Rusya'ya saldırdılar. İngiltere Türklere savaş ilan etti. Çanakkale Boğazı önemli olaylara gebe. Birinci Dünya Savaşı çıktığında İngiltere ve kolonilerinde binlerce gönüllü hızla askere yazıldı. 18 yaşındaki Joe Murray, County Durham'da madenciyken annesinin itirazlarına rağmen orduya katıldı. Neden mi askere yazıldım? Kendimi mecbur hissettim. Çünkü içimden bir ses bana yazılmam gerektiğini söyledi. Üstelik dünyayı görmek için büyük bir fırsattı. Kendini üzme anne, sağ salim döneceğim, buna eminim. Joe Murray. 23 yaşındaki Guy Nightingale, İngiliz ordusunun 29. tümeninde yüzbaşıydı. Guy Nightingale, İngiliz İmparatorluğu'nun sadık evlatlarından biriydi. İngiltere'de doğup yetişmiş bir soyluydu. Askeri okullarda okuduktan sonra da birliğine katılmış bir subaydı. Zamanının pek çok subayı gibi, askerlik ve birliği onun hayatı, kişiliğinin vazgeçilmez bir parçasıydı. Birliğine inanılmaz bir bağlılığı vardı. Selahattin Adil, Çanakkale Müstahkem Mevkii Kurmay Başkanı'ydı. Karısı Siret İstanbul'daydı ve yeni doğum yapmıştı. Dünyaya gelen kızları ilk çocuklarıydı. ...4 Kasım 1914... Sevgili hakikatli sir, İçinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla seni görüp teselli edemediğime, sevimli çehreni yavruna şefkatle bakarken temaşa edemediğime ne kadar üzgünüm. Cenab-ı Hak sıhhat ve selamet ihsan etsin. İnşallah bu dar zamanların bir mutlu devamı gelir. Selahattin Adil. ...19 Şubat 1915, İngiliz ve Fransız filosunun Çanakkale Boğazı'na saldırılarının başladığı gün. Amaçları, donanmanın boğazı geçerek doğruca başkent İstanbul'da seyretmesi, böylece Osmanlı İmparatorluğu'nu savaş dışı bırakması ve müttefiklere Rusya'ya giden yolu açmasıydı. İngiliz kara birliklerinin çoğu Batı cephesinde savaştığı için operasyonu sadece donanma üstlenmişti. Plana göre tek bir askerin bile karaya çıkması gerekmeyecekti. Planı İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener ve Bahriye Bakanı Winston Churchill hazırlamış ve İngiliz Savaş Konseyi'ndeki politikacıların çoğu da hemen onaylamıştı. Kimse eski istihbarat raporlarını incelemeye gerek görmemişti. Çok riskli. Çok zor harekat. Tavsiye edilmemektedir. Çok kayıp verilir. Çanakkale Boğazı'nı geçtikten sonra ne yapacaklarına dair en ufak bir fikirleri yok.
Sadece Türklerin hemen teslim olacağı varsayımına dayalı bir planları var. Herkes buna güveniyor, herkes bunu umuyor. İngiliz gemileri Türkleri o kadar etkileyecek, o kadar korkutacak ki, Türkler İngiliz donanmasının İstanbul'a girdiğini görünce ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. İngilizlerin planı bu. Fakat 3 hafta boyunca Türkler ve müttefiki Almanlar Boğaz'daki saldırıya karşı direndiler. Savaş Konseyi donanmaya yardım etmek üzere bölgeye İngiliz askeri sevk edilmesine ve Mısır'da eğitim almakta olan Avustralya ile Yeni Zelanda kuvvetlerinin kullanılmasına karar verdi. George Bollinger, Yeni Zelanda'nın New Plymouth şehrinde çalışan bir banka katibiydi. Alman asıllı babası Yeni Zelanda'ya 1870'lerin sonunda göç etmişti. Bollinger, 1.93 boyuyla Yeni Zelanda keşif kuvvetlerinin en uzun askerlerinden biriydi. Bill olarak da çağrılan Walter Lidley ise Yeni Zelanda ordusunun en kısa askerlerinden biriydi. Savaş çıktığında Christchurch'te telgraf operatörü olarak çalışıyordu. 31 yaşındaki Lidley, inancı kuvvetli, dindar bir Hristiyandı. Günlüğü İncil'den ayetlerle doluydu. ...30 yaşındaki Alice Silas, 1907'de Londra'dan Avustralya'ya göç etmiş bir ressamdı. Savaş patlak verdiğinde defalarca fikir değiştirdikten sonra sonunda haberci olarak askere yazıldı. Savaş kitaplarından da, askerlerden de, askerlikten de nefret ediyorum. Savaş başladığından beri tek bir gazete okumadım. Tek bildiğim bir savaş var ve ben de kendi payıma düşeni yapıyorum. Her şey bittiğinde çok mutlu olacağım. Bu hayattan nasıl nefret ediyorum. Alice Silas. Oliver Cumberland, Avustralya İmparatorluk Kuvvetlerine sadece kardeşi Joe'yu yalnız bırakmamak için yazılmıştı. İkisi de ablaları Yuna ile sürekli mektuplaştı. Anne babalarının ölümünden sonra onları Yuna yetiştirmişti. Sevgili Yuna, Joe'nun tek başına gitmesine izin veremez, ardından bakamazdım. Şimdi beraberiz ve sanırım böylesi çok daha iyi. Sana söz veriyorum. Taşıyacak gücüm olduğu müddetçe Joe'yu savaş alanında yaralı olarak bırakmayacağım. Onun da benim için aynını yapacağından eminim. Oliver. 12 Mart 1915. Kahire, Mısır. Sevgili Yuna, nihayet eğitimimizi tamamladık ve artık cepheye gitmek için emir bekliyoruz. Cepheye vardığımızda çok daha mutlu olacağım çünkü burası kadar sıkıcı olmayacağına eminim. Bence hepimizi hemen ateş hattına göndermeliler ki en kısa sürede şu Almanların işini bitirebilelim. Seni seven kardeşin Joe. Mektuplarından onlar için çok kolay bir karar olduğu anlaşılıyor. İngiltere'ye yardım etmek, İngiliz İmparatorluğunu korumak için gönüllü olarak orduya yazılmışlar. Onlar için üstünde çok fazla düşünülecek bir karar değilmiş. Bu açıdan o günkü binlerce Avustralyalıdan farkları yok. ...18 Mart... Artan uluslararası beklenti karşısında kesin sonuç almak üzere 18 İngiliz ve Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'na yaklaştı. Yarbay Selahattin Adil birliklerini alarma geçirdi. Mecidiye Tabyası'nın komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey çatışma başlamadan önceki son emrini verdi. Kimse yaralı ve şehitlerle uğraşmayacak. Ben ölürsem üzerime basıp geçin. Yaralanırsam yine önem vermeyin. Ben de size öyle yapacağım. Şehit ve yaralıların yerine geçecekler tayin edilmiştir.
Savaşta hiçbir ödül beklemeyin. Bunu vaat etmem. Edemem. Yüzbaşı Hilmi. Beklemeye devam etmenin Mecidiye'de hasarlar yapacağını göz önünde tutarak bütün mesuliyeti üzerime alıp ateşe başladım. Fakat atışa yalnız başladığım için hemen bütün gemiler ateşlerini üzerime döndürdüler. Batarya isabet eden atışların dumanı içinde boğuldu. Topçu çavuşları değil hedefi, bazen denizi bile göremiyordu. Saat 13'e doğru savaş son şiddetini bulmuştu. Durum her 10 dakikada bir telgrafla İstanbul'a bildiriliyordu. Bazı mermi parçaları gözetleme yerimizin etrafına kadar gelmeye başlamıştı. Selahattin Adil. Fakat Türk tabyaları ve sahildeki hareketli toplar gemilere hasar vermeye başladılar. Öğleden sonra saat 2'de hasarlı Fransız gemisi Bouvet'de ani bir patlama oldu. Bouvet 2 dakikadan daha kısa bir süre içinde 600 Fransız denizciyle birlikte battı. Saat 14'te Bouvet'in battığı her taraftan görüldüğünden herkesin maneviyatı üzerinde büyük tesir bıraktı. Meydana gelen bu sükunetten faydalanarak askerler hemen rayları temizlediler. Toplarının kamalarını yağladılar. Selahattin Adil. Birkaç saat içinde Irresistible ve Ocean'da aynı yerde mayına çarparak battı. Saat 7'de her şey bitmişti. Gemiler Nusrat mayın gemisinin sadece 10 gün önce döşediği mayınlara çarpmıştı. Bu bölge saldırı öncesinde müttefik istihbaratınca güvenli olarak rapor edilmişti. Bu İngilizler ve Fransızlar için büyük bir yenilgi. Gemilerinin üçte biri ya batmış ya da büyük hasar görmüş vaziyette. Türklerin bu tarz başka saldırılara karşı koyacak kadar cephaneleri var. İngilizler ve Fransızlarsa iki saldırı daha yapsalar ellerinde gemi kalmayacak. Saldırıdan 4 gün sonra 22 Mart'ta Müttefik Birlikleri Komutanı General Ian Hamilton'la Donanma Komutanı Koramiral John de Robeck ordunun Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapmasına karar verdiler. Hedef, donanmanın yeniden ilerlemesini sağlamak için kıyı tabyalarını ele geçirmekti. Kitchener planı onayladı ve Churchill destekledi. Hiçbir İngiliz devlet yetkilisi itiraz etmedi. 24 Mart'ta Alman General Otto Liman von Sanders, Gelibolu'yu savunmak üzere 65 bin kişilik Türk gücünün başkomutanlığına getirildi. Hamilton'ın planına göre Fransızlar Asya kıyısına, İngilizler Gelibolu'nun güney ucundaki 5 ayrı kumsala çıkacaktı. Kısaca Anzaklar olarak tanınan Avustralya ve Yeni Zelanda kuvvetleri de biraz daha kuzeye çıkacaktı. Karaya çıktıktan sonra kuvvetler İçeri hareket ederek tepeleri ele geçirecek ve kıyı şeridini güvenli hale getireceklerdi. Hassas bir koordinasyon gerektiren, esneklik taşımayan, oldukça karışık bir plandı.
Bence dedi Hamilton, temel sorun ordumun karaya çıkması. Ona göre kıyıya çıktıkları anda Türkler kaçacaktı. Bence hiçbir aşamada şöyle durup etraflıca düşünmemişler. Onlar için sorun sadece ordunun karaya çıkmasından ibaretti. Daha sonra o ordu nereye gidecek, nasıl savaşacak, bunu kimse düşünmemiş. Türk ordusunun gerçek durumu hakkında çok yetersiz bilgileri vardı. Ama her şeyin ötesinde kimse vatanını koruyan bir ordunun savaşma gücünü ve azmini hesaba katmamıştı. Çıkarma günü 25 Nisan Pazar olarak belirlendi. 15 Nisan. Geçen her dakikanın bizi düşman silahlarına daha da yaklaştırdığına inanamıyorum. Alice Silas. 23 Nisan. Sevgili anneciğim. Gitgide heyecanlanıyor ve karaya ayak basacağımız anı dört gözle bekliyorum. Pazar sabahı Şafak'la beraber çıkarma başlayacak. Ve çıkan ilk birliklerde biz olacağız. Oğlun Guy. Gelip olun. Sevgili Sir, bugün fırkamla cephe hattına giriyorum. Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler temenni eder, sizin ve yavrumun gözlerinden öperim. Artık mektup yazmak belki müşkil olacak. Ara sıra herhalde malumat vermeye çalışırım. Sizleri Cenab-ı Hakk'a ve abime emanet ediyorum. Selahattin Adil. 23 Nisan. Operasyon emirleri dağıtıldı. Bu akşam bir dizi Avustralya gemisi istin verdi. Askerlerimiz çok sakinler. Sadece yapacaklarını düşünüyorlar. Düşman askerinin gözü önünde ve silahı altında onun toprağına ayak basmak zorundalar. Savaş gemilerimizin desteğiyle sadece piyade çıkacak. George Bollinger. 25 Nisan gece yarısı İngiliz ve Avustralya gemileri Gelibolu kıyısına yaklaştılar. Sabah saat 3'te Avustralya filikaları sahile yöneldiler. Canım ablacığım, bundan sonra neler olacak bilinmez. Bana veya Oliver'a bir şey olursa kendini çok üzme. Sevgili Yuna, unutma ki her gün binlerce abla kardeşlerini savaşta kaybediyor. Bu mektuba hüzünlenme. Çünkü daha ölmedik. Aslında kendimi hayatım boyunca hiç bu kadar iyi hissetmedim. Zaten Cumberland ailesinden birini öldürecek Türk veya Alman daha doğmadı. Ya da böyle bir kurşun daha icat edilmedi. Seni seven kardeşlerin Oliver ve Joe. Sabah saat 4.30'da ilk Avustralya askerleri kıyıya çıktığında kıyıyı korumakla görevli 200 Türk askeri için bu büyük sürpriz oldu. Aslında Avustralyalılar için de. Önlerinde sert tepelerle çevrili dar bir kumsal ve çalı kaplı yarlar buldular. 3000 metre uzunluğunda bir hat boyunca karaya çıkacaklarına, beklemedikleri bir şekilde sadece 600-800 metrelik bir hatta çıktılar. Bu da sahilde inanılmaz bir karmaşaya neden oldu. Bir anda tekneler, birlikler birbirine karıştı. Karmaşaya rağmen Avustralyalılar hızla ilerlediler ve ilk tepeleri ele geçirdiler. Savunmadaki 200 kişilik Türk bölüğünden sadece onu hayatta kalmıştı. Kalanlar savaşarak geri çekildiler. Türklerin takviyeye ihtiyaçları vardı. Hem de acilen. Alice
En yakın Türk gücü 7 kilometre ötede kamp kurmuş 27. Alay'ın ana grubuydu. Alay komutanı Kurmay Yarbay Mehmet Şefik'ti. Bu çok şiddetli tüfek patlamalarının bize aksedebilen uğultusuydu. Bu uğultu Arıburnu'nda bir avuç yardımdan uzak alay arkadaşımızın kim bilir ne kadar çok üstün bir düşman karşısında nasıl bir sıkıntı içinde vazifelerini yapmaya çalıştıkları izlenimini verdi. Mehmet Şefik. Saat 5.45'te Mehmet Şefik, Avustralyalıların ilerleyişini durdurmak için yürüyüşe geçti. Ama 2 saatlik yolu vardı. Avustralya çıkarması ilerlerken daha güneyde Ian Hamilton'ın ana çıkarması da başlıyordu. 6 kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse tamamı 1000 kişiden oluşan tek bir Türk taburunca korunuyordu. Sabah saat 5'te gemiler Türk kıyılarına ateş açtı. Tabur kumandanı Mahmut Sabri bombardımanı tepeden seyrediyordu. Birçok şarapnel yek diğerinin ardından patlıyordu. Hayatı korumak için kazılan avcı hendeklerinin bir kısmı mezar vazifesi gördü. Mermi tesiriyle düzlenen siperlerde sağ kalanlar mermi çukurlarına yerleşiyorlar ve yeni siperler yapıyorlardı. Binbaşı Mahmut Sabri. Fransız ve 3 koydaki İngiliz çıkarması başarılı olmuştu. Ama önemli 2 koy daha vardı. Tekke koyuna çıktıklarında İngiliz birlikleri yoğun Türk ateşiyle ağır kayba uğradılar. Buna rağmen kıyıyı kontrol altına almayı ve tepelerdeki Türk mevzilerini ele geçirmeyi başardılar. Tüm harekatın nihai başarısı Ertuğrul koyundaki ana çıkarmaya bağlıydı. Doğal amfiteyatro görünümündeki bu yeri Yahya Çavuş komutasındaki 70 asker savunuyordu. Ama iyi mevzilenmişlerdi. Guy Nightingale'in de içinde bulunduğu İngiliz askerlerini taşıyan eski kömür gemisi River Clyde ve tekneler Ertuğrul koyuna yaklaştı. Saat 6.22. Gemi sakince karaya oturdu. Direniş görünmüyor. Kolayca çıkabileceğiz. Yarbay Vier Dörensi Williams. Saat 6.25. Sandallar kıyıdan birkaç metre uzakta. Cehennemi bir ateş başladı. Saat 6.35. Kıyıyla bağlantı çok kötü. Kıyıya yaklaşan her teknenin kürekçisi keskin nişancılar tarafından vuruldu. Tekneler sürüklenmeye başlayınca bu sefer de makineli tüfek ateşi onlara yöneldi. Her yerde askerler vurulup düşüyordu. İlk teknedeki 40 askerden sadece 3'ü karaya ulaşabildi. Onlar da yaralıydı. Sahil tam bir ölüm tuzağıydı. Guy Nightingale. ...15 dakikada filikalardaki asker sayısı 700 kişiden 300'e düştü. Üstelik onların da çoğu yaralıydı. Bir süre sonra adamların kan kaybı ve bitkinlikten suya gömüldüğünü ve boğulduğunu fark ettim.
Deniz kıyı boyunca ve özellikle filikalar çevresinde kandan kıpkırmızı olmuştu. Kumsal filikalardan inmeye çalışanların cesetleri ve karaya çıkan yaralılarla doluydu. Kumsala ulaşanlar sürünerek bir setin arkasına saklanmışlardı. Yarbay Henry Tizard. Sahildeki bir metrelik kum seti ölümle yaşamı ayıran noktaydı. Türkler eğer bu kum setini düzleştirip kaldırsalardı karaya çıkan İngiliz askerlerinden hiçbiri hayatta kalamazdı. İyi ki kaldırmamışlar. River Clyde karaya oturduğunda kıyıyla bağlantıyı sağlayacak Duba Köprü dağıldı. Bunu gören gemi komutanı Yarbay Edward Alwyn yanına bir denizci asker alarak suya atladı. Yoğun ateşe rağmen beraber birkaç mavnayı birbirine bağlayarak askerlerin karaya çıkmasını sağlayacak bir köprü yapmayı başardılar. Alwyn vücudunu kazık gibi kullanarak teknelerin ipini kendine sardı ve River Clyde'a askerlerin inmeye başlaması işaretini verdi. Kumandanlarla subaylar kılıçlarını çekmiş halde askerleri merdivenlere sevk ediyorlardı. Görünen iş bu kumandan ve subaylar da Türk kurşunundan kurtulamadı. Askerimizin bir tek fişeği boşa gitmiyordu. Hatta çok defa oldu ki bir fişekle birkaç düşman vuruldu. Binbaşı Mahmut Sabri. River Clyde'dan karaya çıkmaya çalışan her beş kişiden üçü vuruldu. Guy Nightingale salimen bir Malna'ya ulaşmayı başardı. Fakat tekne yaralı ve ölülerle dolu olduğundan gemiye geri dönmek için emir aldı. Aynı gün içinde bir defa daha gemiden inerek yaralanmadan karaya çıktı. Büyük ihtimalle o gün River Clyde'dan karaya iki defa çıkan ve vurulmayan tek İngiliz o. Ertuğrul Koyun'da İngiliz zayiatı binin üzerindeydi. Çıkarma başarısızdı. Saat 8'e geldiğinde Arıburnu'nda 8000 Avustralyalı karaya çıkmıştı. Aralarında Oliver ve Joe Cumberland da vardı. Aynı saatte 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal de Avustralyalıları durdurmak için çıkarma bölgesine doğru harekete geçti. Mehmet Şefik saat 8'de çıkarma bölgesine ulaşmıştı. Saat 8.30'da saldırdı. Mehmet Şefik'in saldırısı Avustralyalılar arasında karmaşa yarattı. Yaralılar ve yolunu kaybedenler her yere dağılmıştı. Askerler komutanlarını arıyor, emirlerini öğrenmeye çalışıyordu. Çoğu arazide kayboldu. Bill Lidley saat 10.30'da karaya çıkmaya başlayan Yeni Zelandalılar arasındaydı. Atladığımda su boynum hizasındaydı. Tüfeğimi başımın üstünde tutarak kıyıya doğru yürümeye çalıştım. Ama yarı yolda denizin dibinde bir çukura bastım ve derinliğe doğru sürüklendim. Tüfeğimi kaybettim ama çırpınarak çukurdan çıkıp sahile ulaştım. Hemen ölü bir Avustralyalının tüfeğini alarak diğer teknelerden inen habercilere katıldım. Bill Lidley. Oliver Cumberland tepelerden birine tırmanırken kalçasından vuruldu ve diğer yaralılarla birlikte kumsala taşındı.
yarımadanın her yerinde yaralı tahliye planı çökmüştü. Hastane gemileri ve personelleri kısa zamanda yetersiz kaldılar. Yaralıları taşıyabilmek için cepheye katır ve at taşıyan birçok gemi hastane gemisine dönüştürüldü. Kumsalda yatan çoğu yaralı gemilere taşınıncaya kadar 2 gün geçti. Çoğu yaralı gemilerle İskenderiye'deki hastanelere götürülürken yolda öldü. Diğerleri de kumsalda yardım beklerken kan kaybından. Yeni Zelanda Sıhhiye Birliği'nden Doktor Yarbay Percival Fenwick, karaya çıkar çıkmaz yaralıların yardımına koştu. Bir ara 400'ün üstünde yaralı taşların üstünde yatıyor, gemilere gönderilmeyi bekliyordu. Yapabildiğim kadarına pansuman yaptım, fakat koşullar çok kötüydü. Bombardıman hiç kesilmedi. Çenesinden vurulduğu için dili kopan bir zavallı konuşamıyordu. Ama bir kağıt parçasına "Yakında iyileşeceğim ve onlara gününü göstereceğim" diye yazdı. Percival Fenwick. Saat 10'da Mehmet Şefik'in askerleri Avustralyalıların yoğun ateşi karşısında zor durumdaydı. Sağ kanadının komutanı deneyimli asker Uşaklı Halis Bey'di. Vaziyetin lehimize olduğuna dair bir kanaati olmadığını yüzünden okumak mümkündü. Gittikçe sararan yüzünden ve bakışlarındaki kuvveti kaybolan gözlerinden bir mana çıkarmak istiyordum. Fakat bunun için çok düşünmeye ve sebep aramaya lüzum kalmadı. Sol kolunun haki kumaşı yavaş yavaş kızarıyor ve parmaklarının ucuna kan damlaları birikiyordu. Teğmen Ahmet Mucip. Halis Bey kolundan vurulmuştu. Ama buna rağmen bir süre daha komuta etmeye devam etti. Cepheden ayrılmadan önce askerlerine direnmelerini ve son adama kadar hattı savunmalarını emretti. Yavaş yavaş erimeye başladık. Avcı hattımız seyrekleşmeye başladı. İşleyen 40-50 tüfek kaldı. Artık bizim burada ölmek üzere olduğumuzu bildirecek habercinin gönderilmesi zamanı geldi. Otuz sularında Türk hattı tam çökmek üzereyken Mustafa Kemal 57. alayın başında cepheye ulaştı. Tüm hattın komutasını alarak düşmana saldırdı. Tepeler için amansız bir savaş başladı. Bu öyle alelade bir savaş taarruzu değil. Herkesin muvaffak olmak veya ölmek azmiyle harekete teşne olduğu bir taarruzdur. Hatta ben kumandanlara şifaen verdiğim emirlere şunu ilave etmişimdir. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Mustafa Kemal. Sorunun hemen temeline inebilen bir dahiydi. Ve o ilk günkü tespiti gerçekten açık ve netti. Bedeli ne olursa olsun tepeleri kaybetmemeliyiz. Ne yapıp edip Avustralyalıların tepeleri ele geçirmelerini önlemeliyiz, dedi. Kanlı çarpışmada Kılıç Bayır isimli küçük bir tepe 5 defa el değiştirdi. Arkadaşlarımın bazıları vurulmaya başladı. Her yerden feryatlar ve acıdan inleyenlerin sesleri geliyor. Herkes cephane ve sedye taşıyıcılar için haykırıyor. Sedyeleri bu sarp ve kumlu tepelere nasıl ulaştıracaklarını bilmiyorum. Bazı siperlerdeki ölüleri çıkarmaya başladılar. Korkunç bir manzara. Daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Alice Silas. Yaralılar hızla sahilde birikti. Belinin altından vurulan Joe Cumberland de aralarındaydı.
Karanlık bastırdığında Mustafa Kemal ve askerleri tüm tepeleri ele geçirmişlerdi. 4000 Türk askeri kendinden 3 kat büyüklükteki Anzak güçlerini durdurmuştu. Seddülbahir'de karanlıkla birlikte River Clyde'daki askerlerin kalanı da karaya çıktı. İki taraf için de Seddülbahir'de, Arıburnu'nda zayiat çok ağırdı. Mustafa Kemal'in bir taburu tamamen yok olmuştu. Bugün güneş batıya ne zaman geçmişti bunu hiç bilmiyorum. Her taraf ve sular karardı. Yüzlerce İngiliz çocuğu topraklarımız üzerinde bir daha gözlerini açmamak üzere yatıyordu. Kanlı elbiseler içinde kıvrılmış, tıraşlı ve ilk bakışta sevimli görünen bu yüzler bize hem intikam hem de merhamet hisleri veriyordu. Teğmen Ahmet Mucip. İki tarafın mevzileri arasındaki bölge yüzlerce ölüyle doluydu. Cesetlerin çoğu ancak birkaç yıl sonra gömülebilecekti. Kalabildiğime kesinlikle inanamıyorum. Bundan daha kötü, daha kanlı bir gün düşünemiyorum. Percival Fenwick. Bu daha başlangıçtı. Sevgili Yuna, hafifçe yaralandığımı yazdığım son mektubumu sanırım almışsındır. Şimdi iyiyim ve her an cepheye gönderilmeyi bekliyorum. Fakat Yuna, eğer hala duymadıysan kendini en kötü habere hazırla. Joe'yu kaybettik. 5 Mayıs'ta İskenderiye Hastanesi'nde yaralarından dolayı öldü. Listede adını gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım. Sokaklarda şuursuzca dolaştım. Kendimi çok yalnız hissettim. Sana birden söylemek istedim. Çünkü ne kadar acı olsa da gerçeği bilmek her zaman daha iyi. Joe ülkesi için öldü Yuna. Ne kadar üzüleceğinizi biliyorum. Tanrı hepinize dayanma gücü. Tüm sevgimle, kardeşin Oliver. Bugüne kadarki toplam kaybımız 5000 civarında. Yani kazandığımız her metre toprak başına 3 adam. Yeni Zelanda ve Avustralya tümenlerinin şerefine buraya Anzak Koyu adı verildi. Neden diyene fark eder. Bir ihtimal günün birinde burası kanlı koy olarak anılacak. Tanrı şahit, burası için çok ağır bir bedel ödedik. Percival Fenwick. 4 Mayıs'ta, yani çıkarmadan 10 gün sonra, iki tarafın toplam kaybı 10.000'in üzerindeydi. Gelibolu'daki toplam asker sayısı 100.000'e ulaşmıştı.
Fransızlar Seddülbahir'e çıktı ve müttefiklerin sağ kanadını oluşturdu. Sih, Pencabi ve Gurkalardan oluşan Hint Tugayı da müttefiklere katılmıştı. Türk birlikleri de Anadolu'nun her köşesinden askerlerle takviye ediliyordu. Arıburnu'ndaki Kılıç Bayırı ve Seddülbahir'deki 1. Kirte Muharebeleri iki tarafın gece gündüz süren karşılıklı saldırılarıyla geçti. 30 Nisan, bir mermi pantolonumu delerek bir Avustralyalının iki bacağının arasından geçti. Mermi delikli çok şapka var ve konserve kutuları pek çok hayat kurtardı. Daha az evvel gözetlemek için bir bakayım dedim ki şapkama aniden bir kurşun isabet etti. George Bollinger. Türkler Allah Allah diye bağırarak tekrar tekrar saldırdı. Hepsini ateş ederek biçtik ve sadece bir kez süngüleyebileceğimiz kadar hattımıza yaklaştılar. 300 esir aldık. 3000 de alabilirdik. Ama diğerlerini vurmayı tercih ettik. Dereler kandan kıpkırmızı olmuştu. Ve ölü yığınları müthiş bir manzaraydı. Guy Nightingale. İki tarafın da askerleri günlerce uyumaksızın ateş hattında kalıyordu. Hattın gerisine çekildiklerinde ise askerler durmadan erzak ve cephane boşaltıyor, siper kazıyor, öndeki mevzilere su ve cephane taşıyordu. Geceleri hiçbirimiz uyumuyorduk. Bir taraftan düşmanla ateş teati edilirken, diğer taraftan da siperlerde toprak kazmakla, tahkimatla meşgul oluyorduk. Düşmanın görmesinden saklı kalmak için her şey gece yapılıyordu. Teğmen Mühini Mustafa. Bazı bölgelerde, özellikle Arıburnu'nda, siperlerin arası sadece 5 metreydi. Bir askerin siperinin üzerinden başını göstermesi, anında ölmesi demekti. Durmadan karşılıklı el bombaları atılıyordu. Askerler ya hemen bombanın üstünü kum torbalarıyla kapatıyor ya da patlamadan bombayı alıp geri atıyorlardı. Gelibolu'da güvenli bir yer yoktu. Siperler, kumsallar ve sığınaklar sürekli bombardıman ve keskin nişancı ateşi altındaydı. Bana bombardımandan korkmadığını söyleyen bir adam gösterin, ben de onun yalancı olduğunu göstereyim. George Washington başının üzerinden geçen mermi vızıltılarından hoşlandığını söylemiş. O benim savaşımda değildi tabii. Joe Murray. Bugün öğleden sonra gökten insan eti parçaları yağdı. Düşman ta uzaktan denizden bir mermi atmış, sesini işitmedik. Deniz tarafında bir tepede neferin biri bitleniyormuş. Mermi o tepeyi tarayarak geçerken neferi isabetle parçalamış. Parçaları havaya uçmuş. İsmail Hakkı. Ön hatta giden askerleri gördüğümde kaçı sağ olarak dönecek diye merak ediyorum. Gittikten birkaç dakika sonra genellikle bir çığlık, arkasından sedyeciler diye acıklı bir bağırtı duyuluyor. Ve bundan biraz sonra da parçalanmış bedeni çıkarıyorlar. Siper köşeleri parçalanmış insan bedenleri ve uzuvlarıyla dolu. Alice Silas. Mayıs'ta müttefik güçleri Alçıtepe'yi ele geçirmek için Türk mevzilerine saldırdılar. Ateşin nereden geldiğini göremedik. Kendimizi yere attık. Sürünmeye çalıştık ama her tarafımıza mermiler düşüyordu. Bazıları hemen önümüze, sırt çantalarımıza isabet ediyordu.
Zavallı Horton. Başından, tam alnının ortasından vuruldu. Zavallı. Annesini sayıklaya sayıklaya öldü. Daha 16 yaşında bile değildi. Joe Murray. Saldırı başarısız oldu. İngiliz General Hunter Weston, ertesi gün saldırının tekrar edilmesini emretti. Saldırı yine başarısızdı. Anneciğim, Dublinlilerin komutanıydım. 200 adamla siperden tırmandığımız anda Türkler iki makineli tüfekle çapraz ateşe başladı. Çıkan ilk 6 adamdan vurulmayan tek kişi bendim. Ucuz kurtuldum. Bir kurşun 2 milimle beni ıskaladı ve yanımda duran bir adamın gırtlağına saplandı. Oğlum Guy. Hunter Weston aynı emri 3. gün içinde verdi. Bu sefer arı burnundan getirilen Yeni Zelandalılar ve Avustralyalıların da hazırlanmaları emredildi. İşte bir gün daha sona ermek üzere. Güneşin batışıyla normal insanların çoğu huzurlu bir geceye ve dinlenmeye hazırlanır. Bizse tam bir kabusa hazırlandık. Joe Murray. Bitmiş bir halde ateş hattına ulaştım. Kurşunlar vızıldıyor, beni ıskalayarak geçiyordu. O kadar bitiktim ki bir tanesinin bana isabet etmesini diledim. Aniden öldürücü bir makineli tüfek ateşiyle karşılandım. Bill Lidley. Saldırı yine başarısızdı. Öğleden sonra saat 3'te Hunter Weston Yeni Zelandalılara saldırıyı tekrarlama emri verdi. Ama değişen bir şey olmadı. Ian Hamilton karaya çıktı ve bir hücum emri daha verdi. Bu sefer Yeni Zelandalıların sağındaki Avustralyalılara da saldırmaları emredildi. Yine bir şey elde edemediler. Üç gün sonunda müttefikler sadece 500 metre ilerleyebilmişti. Türk zayiatı 2000'di. Toplam müttefik zayiatı ise 6000. Guy Nightingale'in taburunun yalnız 1/3'ü sağ kalmıştı. Çarpışma 2. Kirte Savaşı olarak bilinecekti. 2. Kirte Savaşı'nın hazırlanışı, yönetilişi İngilizler açısından tam bir felaketti. Belirlenen hedefler inanılmaz ihtiraslıydı. Savaşacak askerlerin sayılarını ve durumlarını hiçbir şekilde hesaba katmayan saçma sapan bir stratejiydi. Türk askerini ve Türk savunmasını da tamamen küçümseyen bir plandı. Nisan'ın sağlıklı askerleri artık cansız birer iskelete dönüşmüş durumda. Sanki daha önceki hallerinin kalıntıları gibiler. General Sir Ian Hamilton. Üstlerime karşı saygısız olmak istemem ama bu savaş bana biraz saçma ve gereksiz geliyor. Donanmamız düşmanın toplarını bir türlü susturamıyor. Cephanemiz hep az. Tıbbi malzeme sürekli yolda ve geliyor. Bu garip bir durum. Hayatta kalıp neden böyle olduğunu öğrenmek isterdim ama çok fazla yaşayacağımı sanmıyorum. Percival Fenwick. Hükümet krizi. İngiliz saldırıları durduruldu. Sınırlı cephane. Londra'da ise hükümet karmaşa içindeydi. Basın bütün savaşın gidişatından İngiliz hükümetini sorumlu tutuyordu.
İngilizlerin hem Batı cephesinde hem de Gelibolu'da savaşmaya yetecek kadar kaynakları yoktu. İki cepheden birini seçmeleri gerekiyordu. Ve zaman içinde dolaylı olarak Batı cephesini seçtiler. Askerlerinin ve cephanelerinin büyük bir bölümünü oraya gönderdiler. Gelibolu hep geri planda kaldı. 14 Mayıs'ta Savaş Konseyi 8 hafta aradan sonra ilk defa toplandı. Gündem nihayet Gelibolu'ydu. Bundan 3 gün sonra Gelibolu'daki başarısızlıktan dolayı Churchill görevini bırakmaya zorlandı. Sonunda hükümet düştü ve yeni bir koalisyon hükümetiyle Savaş Konseyi oluşturuldu. Ama yeni konsey de 3 hafta toplanmadı. Gelibolu'daki askerler kendi kaderlerine terk edilmişti. Hükümette amaç birliği yoktu. Amaç birliği olmadan da hiçbir savaşı kazanamazsın. Savaş Osmanlı İmparatorluğu'nda da herkesi etkilemişti. Mücadele onların toprakları üzerindeydi ve haberler onlara çok daha hızlı ulaşıyordu. Çanakkale'ye gidenlerden çoğunun hemen ölüm haberinin gelmesi, oraya gitmeye hazırlananların ailesinden ayrılırken birbirini doya doya, koklaya koklaya öpmesine, son şefkat ve muhabbet hararetini göstermesine sebep oluyordu. Ben de annemle bu duyguyla öpüşerek onun dinmeden akan gözyaşları içinde ayrılırken, ondan fazla üzülmemesi için Güney grubuna gideceğimizi saklamıştım. Münim Mustafa. Biraz uyku. Kabuslarım o kadar korkunç ki uyumaya korkuyorum. Düzenli bir günlük tutmak için artık uğraşmıyorum bile. Tek ümidim burada yaşadığım her şeyi unutabilmek. 16 Mayıs. Tüm kalbimle biliyorum ki artık bittim. Büyük bir hata yapıp bu cesur askerlerin hayatına mal olmak istemiyorum. Alice Silas. Alice Silas, psikolojik nedenli zayiat kaydıyla 18 Mayıs'ta tahliye edildi ve aylarca hastanede tedavi gördü. Askerlik hayatı artık bitmişti. Mayıs ayında siperlerdeki koşullar daha da kötüleşti. Sıcakla birlikte çürüyen cesetler ve pis cephe tuvaletleri siperlere sineklerin üşüşmesine neden oldu. Cephe tuvaletleri siper duvarına kazılmış basit delikler ya da kutulardan başka bir şey değildi. Hijyenik koşulların kötülüğü ve sinekler hastalıkların yayılmasına sebep oldu. Askerleri mahveden sarılık, tifo, paratifo, kalp hastalıkları siperlerdeki zor hayata eklendi. İki tarafta da neredeyse herkesin en büyük sorunu dizanteriydi. Bu basit bir mide bozukluğu değildi. İç organları tamamen dağılmış insanlardan bahsediyoruz. Günde 10, 12, 14, 16 defa tuvalete gitmek zorunda kalmış olan askerler bunlar. Arka tarafları yanan, yara bere içinde olan insanlar. Hiç tuvalet kağıtları yoktu. Arkalarını elleriyle siliyorlar ve daha sonra da ellerini silecek ot arıyorlardı. Bu da dizanteriyi durdurmuyordu tabii. Bu koşullar altında dizanteri kısa süre içinde yaygın bir hastalık haline geldi. Çoğu asker o kadar güçsüz düştü ki zorlukla ayakta durabiliyordu. Çoğu tahliye edildi. Bazıları ise o kadar halsizleşti ki tuvalet çukuruna düştü ve çıkamayarak kendi dışkılarında boğuldu. Mayıs'ta müttefiklerin tıbbi organizasyonu düzeltildi. Türk tarafındaysa her tür malzeme savaş boyunca zorlukla temin edilebildi. Doktorlar yokluğunu çektikleri ilaçlar yerine
kendileri özel karışımlar yapmak zorunda kaldılar. Kullanılmış pamuk ve bandajlar sodyum karbonatta kaynatılıyor ve tekrar tekrar kullanılıyordu. Yaralılar halen çıplak zeminde yatmakta olup yara bandajları toprakla kirlenmektedir. Morfinden tasarruf edildiği için karın ve başlarından vurulmuş yaralılar acı içinde kıvranıp durmaktadır. Doktor Georg Mayer. ...19 Mayıs sabahı erkenden 40 bin Türk askeri Anzak hattı boyunca büyük bir saldırıya geçti. Ancak Anzaklar saldırı için hazırdı. Bazı Avustralya askerleri ateş hattında yer almak için diğerlerine para ödedi. Her saldıran hattın yok edildiğini görmelerine rağmen Türkler hücumlarını durdurmadılar. Saldırı ertesi gün öğlen durdu. Anzak kaybı 600'dü. Türklerin ise 10.000. 3.000'den fazla Türk askeri mevziler arasında cansız yatıyordu. Nek'ten Kanlı Sırt'a, oradan da denize kadar olan yol tamamen cesetlerle kaplıydı. Anzak siperlerinden Türk siperlerine kadar yere hiç ayak basmadan yürünebilirdi. Çünkü her taraf ölü kaplıydı. Cesetler hızla şişti. Çürüyen cesetlerden yayılan kötü koku dayanılmaz hale geldi. Siperdeki birçok asker hastalandı. Kokudan yemek yiyemiyor, sürekli kusuyorlardı. Ölüleri gömmek için 24 Mayıs'ta ateşkes yapıldı. Benimle birlikte dolaşan Türk yüzbaşı, bu görüntü karşısında en uygar insan bile kendini barbar hissetmeli, en barbar insan bile ağlamalı diye konuştu. Konuştuğum Türklerden biri mezarlıkları işaret ederek, bu politika dedi. Sonra cesetleri göstererek, bu da diplomasi. Tanrı biz zavallı askerlere acısın dedi. Binbaşı Aubrey Herbert. Askerler çıkarmadan beri ilk defa modern savaşın tahribatını yakından görebiliyordu. Türk ölüler neredeyse üzerlerine basmadan yürünemeyecek kadar sık yatıyordu. Top mermilerinin insanı dehşete düşüren yıkıcı gücü apaçık ortadaydı. Devasa çukurlar parçalanmış cesetlerle çevriliydi. Bir gövde ortadan kesilmiş ikiye ayrılmıştı. Cesedin üst kısmını göremedim, uzaktaydı. Bir bomba düştüğü zaman bir çalının alev almasına neden olmuş, bir ceset kemiklerine kadar yanmış, kömüre dönmüştü. Her yerde şişmiş, kara, iğrenç gövdeler görünüyor ve hepsinden insanı kusturacak kadar kötü koku yayılıyordu. Başka bir yerde, ölü bir Türk subayı bizim sipere çok yakın bir yerde tabancasını kavramış yüzüstü yatıyordu. Bazı yerlerde ölüler siper duvarının bir parçası haline gelmişti. Kumdan, kum torbalarının altından çıkan kol ve bacaklar korkunç bir görüntüydü. Hayatım boyunca bir daha böyle bir sahne görmemek için Tanrı'ya dua ediyorum. Bu manzara sonsuza kadar kabusum olacak. Percival Fenwick. Sekiz saatlik ateşkes sonrası askerler siperlerine döndü. Ve savaş devam etti. Ama o gün iki tarafta düşmanı hakkında çok şey öğrendi. Gün içerisinde birbirlerini yakından tanıdılar. Bazıları el bile sıkıştı. O andan sonra karşılıklı ilginç bir saygı oluştu.
O günden itibaren Anzaklar Türklere Jacko ya da Johnny Türk adını verdi. İki tarafta savaşmaya, birbirlerini öldürmeye devam etti. Ama birbirlerine saygı duyarak. Ateşkesten sonra Avustralyalıların mektuplarında Türkler hakkında ne düşünürsen düşün ama çok mertler şeklinde cümleler görülüyor. O günden itibaren savaşa ilginç bir onur hakim oldu. ...29 Mayıs günü Türkler bomba sırtındaki Anzak siperleri önünde bir lağım patlattılar. Savaş artık yer altında da sürecekti. İki tarafta hemen siperlerin altında birbirlerine doğru giden... ...sıklıkla karşı tarafınkiyle altlı üstlü gelen tüneller kazmaya başladı. Kısa bir süre içinde Gelibolu siperlerinin altında adeta bir yeraltı şehri oluşmaya başladı. Bir Türk subayı, "Bunlar ne yapıyor? Bu İngilizler neredeyse İstanbul'a kadar tünel kazacak." diyerek durumu özetledi. Joe Murray, lağımcılık için gönüllü oldu. Düşmana doğru kazmak pek keyifli bir görev sayılmaz. Onun her duruşunda biz de duruyoruz ve bir taraf kazmaya devam edinceye kadar kimse hareket etmiyor. Bu arada bizi havaya uçuracak bir mayın mı hazırlıyorlar bilemiyoruz. Tabii ki düşman da aynı açmazı yaşıyor. O da bizim kazma sesimizi dinlemek zorunda. Joe Murray. Ateş hattındaki askerler patlamadan hemen sonra hızla koşarak oluşan geniş çukurları işgal ediyor... ...ve bunları kendi hatlarıyla birleştiriyorlardı. ...15 Haziran Salı... ...yine siperde sineklerin arasındayız. Önümüzde yatan ölülerimizin kokuları çok kötü. Bu adamların her birinin... ...bir annenin çocuğu olduğunu düşünmek zor. Biz bu tarz sahnelerle iç içe yaşarken... Gazeteler hala bu yaşamı sevdiğimizi yazmaya devam edebiliyor. George Bollinger. Bütün gün ateş altında oturmaktan bıktık artık. Askerlerin kesinlikle duyarsızlaştığını düşünüyorum. Beyinleri uyuşmuş bir vaziyette ve bombalara aldırmaksızın oturuyorlar. Önlerinde bir asker parçalandığında bu olaydan hiç rahatsız olmuyorlar. Savaş bir cehennem. Şahsen ben buradan sağ çıkacağıma dair bir umut görmüyorum. Percival Fenwick. Yarbay Percival Fenwick, 18 Haziran'da paratifo nedeniyle Arıburnu'ndan tahliye edildi. Savaşın sonuna kadar... İngiltere'deki Yeni Zelanda hastanelerinde görev yapmaya devam etti. Fenwick'in yarımadadan ayrıldığı günlerde Oliver Cumberland geri döndü. ...13 Temmuz 1915. Sevgili Yuna, bir aydır tekrar ateş hattındayım. Ve gittikçe iyileşiyorum. Yaram iyice düzeldi ve kalıcı bir iz bırakmayacak. Joe yaralandıktan sonra ondan hiç haber alabilmiş miydin? Biliyorsun benim haberim olamadan gömüldü. Herkese sevgiler. Beni merak etme. Oliver. ...4 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar Seddülbayır'da müttefikler ve Türkler... ...yarımadanın şahit olduğu en kanlı çarpışmalarla birbirlerini tükettiler.
Bizim hiçbir saldırı taktiğimiz, hiçbir yöntemimiz yok gibi gözüküyor. Bir şeyler yapmanın tek yolu mermiye doğru hızla koşmak. Eksik asker, eksik cephane ve sonunda eksik bir iki kol bacaklı. Teğmen Reginald Savory. Bu çarpışmalarda savaşan bütün milletler çok ağır kayıplar verdi. İngiliz olsun, Hintli, Fransız olsun, Osmanlı Türk'ü olsun, herkesin kaybı çok büyüktü. Cesetler üst üste yığılmış, siperler ölülerin kokusundan yaşanmaz hale gelmişti. Seddülbahir artık korkunç bir yerdi. Müttefikler 20 bin zayiat verdi ve sadece 1 kilometre ilerleyebildi. Onları durdurmaya çalışan Türklerin zayiatı ise 50 bine yakındı. Bu iki kanat muharebeleri hakikaten Türkler açısından Çanakkale muharebelerinin en kanlı ve en zayiatlı muharebeleridir. Burada kaybedilen insanlar, yitirilen canlar hakikaten Çanakkale savaşlarının genel toplam zayiatı içerisinde büyük çoğunluğu teşkil eder. Kokuyu azaltmak için askerler erişebildikleri cesetlerin üzerine benzin döküp yaktılar. Selahaddin Adil'in tümeni o kadar fazla zayiat vermişti ki geriye alındı. Temmuz 15. Sevgili Sir, çok şükür hasta değilim. Fakat 2 aylık devamlı meşguliyet, ağır vazife, intizamsız hayat vücudumu oldukça yıprattı. Tümenim sol kanadımızı bütün Fransız ve bir kısım İngiliz kuvvetlerine karşı tutmakla düşmanı yıldırdı. Ama ben de, fedakar zabitlerim de, kahraman efradım da bitti. Selahaddin Adil. Çok kısa bir süre önce güçlü ve sağlıklı olan askerlerin şimdiki hallerini görmek çok üzücü. Bir zamanların genç simaları yerini çıkık kemikler ve çökük gözlere bıraktı. Hepsi eriyip tükendiler. Çoğu hastanede olmalı. Ölüme direniyorlar ama sadece şimdilik. Onlar yürüyen cesetler. Gelibolu'nun hayaletleri. Joe Murray. Yarımada şu anda toz, kir, pislik, karmaşa, mermi ve kandan ibaret. Bu vahşi savaş bitsin istiyorum. Savaşmaktan bıktım artık. Guy Nightingale. Yaz ilerledikçe her şey daha da kötüleşti. Sıcaklık, bitler, sinekler, dizanteri ve moral. Kavurucu sıcak altında kalabalık siperler, bir damla suya muhtaç askerlerin doldurduğu fırınlar haline gelmişti. Çoğu birazcık nem için kayaları emiyor veya idrarlarıyla dudaklarını ıslatıyordu. İçilecek sularımız hep kireçli, fena kokulu acı kuyu sularıydı. Tesadüfen bardağın içinde biraz su kalsa, bir müddet sonra bardağın dibinde tebeşire benzer beyaz bir tortu görünürdü. Münim Mustafa. Temmuz Salı. Bugün ikiz koyunda bir kuyu kazmaya başladık. Gerçekten çok komik. Birkaç saat önce susuzluğumuzu azaltmak için taşları emiyorduk ve şimdi içebileceğimiz kadar suya birkaç metre uzaktayız. Su birazcık tuzlu ama idrar kadar değil.
Joe Murray. Bizi en çok sıkan şeylerden biri de sineklerdi. Aman yarabbi, bunlar ne yılışık mahluklardı. Yemek yerken çatalımızın ucundaki lokmaya binlerce sinek hücum ediyor ve ellerimizle bile bu haşeratı def etmeye muvaffak olamıyorduk. Münim Mustafa. Sinekler önce lağımlardaki dışkılara, oradan da yemeklere konuyordu. Bazen ölülerin ağızlarından ya da yaralarının içinden çıkıp yemeklerin, daha sonra da askerlerin ağzının içine giriyordu. Bu şekilde de hastalık yayıyorlardı. Temmuz ve Ağustos'ta sinekler yüzünden hastalıklar çok arttı. Her hafta iki taraftan yüzlerce asker tahliye edildi. George Bollinger, Temmuz'un çoğunu Mısır'da bağırsak enfeksiyonundan yatarak geçirdi. Ağustos'ta arı burnunda Anzak askerlerinin %80'i dizanteriydi. Savaş bittiğinde ise hastalıktan ölen Türk askeri sayısı 20 bini bulacaktı. Hastalıklara bir de kötü ve tek düze beslenme eklendi. Müttefikler sığır eti, reçel, domuz salamı, peynir, çay, şeker ve bisküviyle yaşıyordu. Tabii hepsi daima sineklerle kaplı olarak. Et ve peynir sıcakta bozuluyor, yenmez hale geliyordu. Bisküviler o kadar sertti ki bir asker yemeye çalışırken 7 dişini kırdığından yakınıyordu. Türk askerleri pirinç, bulgur ve un çorbasıyla yaşıyordu. Fakat geride pişirilen yemekler askerlere ulaştığında her zaman soğumuş oluyordu. İki taraf için de taze sebze ve meyve hayaldi. Sadece bir damla sirke veya bir parça şeker ne kadar mükemmel olur. Bu lezzetleri sadece görmek, hatta koklamak benim için yeterli. Ya bir kase salata? Münim Mustafa. Müttefiklerin sandığının aksine Türk askerleri sefalet içinde yaşıyordu. Çoğu aylardır maaş alamamıştı. Çok az malzemeleri olduğunu biliyoruz. Giyecekleri yok denecek kadar azdı. Pek çok giyecek askerler arasında dönüşümlü olarak kullanılıyordu. Bazı askerlerin ayakkabıları bile yoktu. Ayaklarında sadece paçavralar vardı. Atların bile durumu iyi değildi. Ama garip bir şekilde Türk ordusunun morali son derece iyiydi. Askerler kısa boş zamanlarında muhabbet ediyor, mektup okuyor ve mevziler arası birbirlerine sataşıyor ya da denize giriyordu. 23 Haziran. Bugün plaja indim. Binlerce kişi denizde yüzerken düşman mermileri yağmaya başladı. Bir mermi plajdaki kalabalığın tam ortasına düştü ve 17 kayba neden oldu. Plaj hemen boşaltıldı. Ama bu tarz şeyler hemen her gün oluyor. George Bollinger. Fransızlar arkeolojik kazı yapacak fırsat bile bulabiliyordu. Bombardımanın açtığı derin çukurlardan pek çok antik tarihi eser çıkardılar. Savaşın ilerleyen dönemlerinde müttefikler Seddülbayır'da futbol maçları düzenlediler. Bazı askerlere göre Türkler top oynayanlara ateş etmiyor, maçlar üzerine bahse giriyordu. Öğle vakti ekseriya herkes yemekte olduğu için cepheye nispi bir sessizlik gelirdi. İki tarafta savaşı tatil ettiklerine dair söz vermiş gibi cephede çıt çıkmazdı. Yemekten sonra İngilizler bazen uzun bir sırık üzerine kağıt ve bezlerden kuklalar yapar, siperlerin içinden yukarı doğru çıkartarak sağa sola dans ettirirlerdi. Münim Mustafa.
siperlerin daha yakın olduğu Arıburnu cephesinde Türklerle Anzaklar arasında daha özel bir ilişki gelişti. Gelibolu'nun kişisel bir yanı vardı. Siperlerin yakınlığından dolayı iki tarafta birbirlerini daha sık görüyordu. Bir şekilde birbirlerini tanımış oluyorlardı. Türkler, Anzaklar için isimsiz, kimliksiz bir düşman değildi. Türkler Anzakları, Anzaklar da Türkleri yakından gördüler ve tanıdılar. Siperler arası notlar atıldı. Bazen birbirlerine hediye attıkları bile oldu. Türk askerleri Avustralyalılara sigara attılar. Onlar da karşılığında Türk siperlerine konserve et attı. Ama Türkler konserve eti deneyip geri attılar. Bazı askerler hediyelerini almak için ara bölgeye girme cüretini bile gösteriyordu. Ernest her sabah yakacak odun aramak için siperinden çıkan kara kuru bir Türktü. Bizimkiler ona hiç ateş etmezdi. Ona konserve et atmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. O da selam verip teşekkür ediyordu. Zavallı Ernest bir sabah aniden ölüp gitti. Zira bizim bir ekip devralmıştı. Teğmen Harold Eric Moody. Herkes için mektuplar, onları evlerindeki yaşama bağlayan en önemli şeydi. Askerler ailelerinden gelecek mektupları gözlüyordu. Guy Nightingale, annesiyle düzenli olarak yazıştı. Hiçbir detayı gizlemeden. 9 Haziran, anneciğim. Artık çok küçük bir subay grubuyuz. Çıkarmadan geriye çok az kişi kaldı. Diğerlerinin hepsi yeni gelen subaylar. Hiçbirini tanımıyorum. Bir tanesi dün gece yemekte başından vuruldu ve çorba kasesinin içine düştü. Masayı alt üst etti. Bütün masanın asabını bozdu. Onun yüzünden gece geç vakte kadar yemek yiyemedik. Guy Nightingale. Türk ordusunda okuma yazma oranı %5'ti. Ama bilenler sürekli olarak yazıyor ve evlerinden gelecek haberleri dört gözle bekliyordu. Sevgili meleğim, dur bakalım, bekle. Benim de planlarım var. Malum ya, bizim balayı evvela hudutta, sonra da muharebede geçiyor. Ben paraları sağ kalıp da harpten dönersem, istediğimiz gibi bir balayı seyahati yapmak için biriktiriyorum. Selahattin Adil. Türkler, aynı zamanda askerlerin köylerine uğrayıp onlara mesaj ve hediye getiren özel kuryeler kullanıyordu. Onların gelişi siperlerde özel bir gün demekti. O gün bizim Mehmetçiklerin hali görülecek şeydi. Kimi Fatma'sını, kimi Ayşe'sini soruyor. Kurye her birine söz yetiştirmek, kalplerini almak için olanca hafızasıyla bütün köylerden, konu komşudan bahsediyor, hepsini sayıp döküyordu. Durmuşoğlu Kara Ali nerededir? 3 gün evvelki bir bombardımanda parçalandığı haber verildiği vakit, kuryenin gönderilen çevreyi köydeki Türk kızına nasıl iade edeceğini düşündüğünü görür gibi oluyor, gözlerimiz doluyordu. Münim Mustafa. Tüm zorluklara rağmen iki tarafta tutunmaya devam etti. Hem mevzilerine hem de akıl sağlıklarına. Bir sabah, Bill Leedley sahile inerken bir top mermisinin paramparça ettiği 20 Avustralyalıdan arta kalanları gördü. Korkunç bir manzaraydı.
Ama bu olağan dışı görüntü içinde bir şey dikkatimi çekti ve daha yakından incelemeye gittim. Savaşın dehşet verici bu sahnesi içinde bir asker çantası parçalanıp etrafa saçılmıştı. Yerde bu asap bozucu enkazın içinde bir çift açık mavi bebek ayakkabısı ve çok yakınında bir çift beyaz kadın eldiveni gördüm. Düştükleri yerde öylece kalmışlardı. Bu kanlı katliamın ortasında burada o kadar aykırı duruyorlardı ki bir anda boğazım düğümlendi. Birden muhtemelen en çok sevdikleri kişiyi kaybeden, bunların çok uzaklarda Avustralya'daki sahiplerini düşündüm. Sevdiklerini kaybetmek mi dedim? Hatalıyım. Sevgi asla kaybolmaz. Sonsuza kadar sürer. Ta ki sevginin kaynağı Tanrı'ya ulaşıncaya kadar. Bu birbirini seven üçlü şimdilik ayrıldı. Ama gölgeler uçup gittiğinde tekrar buluşacak ve ebedi sevgiye ulaşacaklar. Bill Lidley. Bu insanlar çok kötü şeylere tanık olmuş ve çok kötü şeyler yapmışlar. Yapmaya da hazırlar. Çünkü hepsi amacına inanmış. Bu savaştan pek çok yarayla, pek çok kayıpla ayrılmışlar. Ama asla ve asla insanlıklarını yitirmemişler. ...6 Ağustos 1915 tarihinde müttefikler Jong Bayırı'nı ele geçirmek için 100 bin askerle Gelibolu'daki tüm cepheleri içeren bir saldırı başlattı. Seddülbahir ilk, Arıburnu ikinci sıradaydı. Avustralya saldırısı başladığında Oliver Cumberland kanlı sırtta siperdeydi. Avustralyalılar Türk siper ve sığınaklarına girdiğinde yer altında göğüs göğüse vahşi bir dövüş başladı. Askerler birbirlerini süngüleyerek, boğarak, dipçikleyerek öldürdü. Avustralyalılar ilk Türk hattını hemen ele geçirdi. Ama Türkler geri saldırdı. Birbirleriyle süngü ve el bombalarıyla savaştılar. Bazı bombalar patlayana kadar 3-4 kere karşılıklı gidip geldi. İki taraftan da bombalar atılıyordu. Arkamdaki siperde ölü ve yaralılar birikmişti. Ve askerler onların üzerine basarak savaşıyordu. Bu askerlerin moralini bozdu. Çok yıprandılar. Binbaşı Zeki Bey. Avustralyalıların ilerleyişini son anda durdurdu. Siperler ölülerle doldu. Bazı yerlerde ceset yığınlarının yüksekliği 2-3 metreyi buldu. Birçok tünel ve siperde Türk ve Avustralyalılar birbirlerini grup halinde süngülemişler ve aynı anda ölmüşler. Birbirlerine kenetlenerek sanki ölümde birleşmişler. Yattıkları yerde vücutlarını birbirinden kimse ayıramamış. Avustralyalılar
Avustralyalılar, Türk karşı saldırılarına rağmen ele geçirdikleri siperleri bırakmadılar. Kanlı Sırt'ta Avustralyalılar 2000 kişi kaybetti. Türklerse 7000. Ölülerin yağları kum torbalarının üstüne akıyor. Sinekler bulut gibi üstümüzde geziniyor. Dünyadaki lanet yerler arasında burası en lanet yer. Ian Idris. Avustralyalılar daha sonra Batı cephesinde Fransa'ya ya da Belçika'ya gittiklerinde her savaşı Kanlı Sırt'la karşılaştırdılar. Mektuplarında hep ya Kanlı Sırt kadar kötüydü ya da Kanlı Sırt'a benziyor gibi benzetmeler yapıyorlar. Kanlı Sırt'ta savaşan hiç kimse orayı bir daha asla unutamamış. Oradan kimsenin psikolojik olarak sağlam çıktığını sanmıyorum. Kanlı Sırt çarpışmasından sonra Oliver Cumberland yaralılar listesindeydi. Kuzeyde Yeni Zelandalılar, Jonk Bayırı'nı ele geçirmeyi ve Nek'teki Avustralya saldırısını desteklemeyi planlamışlardı. Fakat Yeni Zelandalıların saldırısı gecikmişti. Bu yüzden Nek'teki Avustralyalılar Türk mevzilerine yalnız saldırmak zorunda kaldı. Nek'te siperlerde bekleyen askerler Avustralya 3. Hafif Süvari Tugayı'nın askerleriydi. Sabah 4.30'da ilk hat saldırdı. İki dakika sonra ikinci hatta aynı emri aldı. Birkaç dakika sonra ilk iki hatta ne olduğunu bilmesine rağmen Avustralyalı komutan üçüncü hatta da hücum emri verdi. Siperdeki askerlerden Harold Rush arkadaşına döndü, "Hoşça kal kabır, Tanrı seni korusun," dedi ve saldırdı. Dördüncü hatta da saldırı emri verildi. Bundan hemen önce bir Türk subayı siperinden çıkarak Avustralyalılara şöyle bağırdı. "Dur, dur." Kıyım o kadar korkunç bir hal almıştı. Gene de saldırdılar. Yarım saat içinde 600 Avustralyalı askerden 234'ü öldü ve 138'i yaralandı. Hepsi bir tenis sahasından küçük bir alanda. Orayı düşündüğümde beni en çok etkileyen şey 3. ve 4. hattın neden siperden çıktıkları. Ne düşünüyorlardı? Hiçbir şeye ulaşamayacaklarını ve büyük ihtimalle de öleceklerini bildikleri halde neden çıktılar? 7 Ağustos. Bence yarın bir sürü iyi adam daha kaybedeceğiz. Eğer bunlar gündüğümdeki son satırlarsa babama, anneme, Bele, Jack, Floss ve Güven'e sevgilerimi yolluyorum. Ve benim için çok fazla üzülmeyeceğinizi umuyorum. Ölümden korkmuyorum. Kaderim ölmekse hepinize elveda. Bill Lidley.
Ertesi gün 8 Ağustos'ta Yarbay William Malone'un liderliğindeki Yeni Zelandalılar iki İngiliz taburunun desteğiyle Jonk Bayırı zirvesini ele geçirdi. Türkler karşı saldırıya geçtiğinde yeni bir kanlı çarpışma başladı. Bütün gün birbirlerini tüketmeye çalıştılar. En az Somme ve Passchendaele kadar kanlıydı. Hatta daha vahşiydi. Çünkü çarpışma daracık bir alanda geçiyordu. Gün bittiğinde Türkler de Yeni Zelandalılar da tükenmişti. Yeni Zelandalılar ve İngilizler her taraftan ateş altındaydı. Buna rağmen tepeyi tuttular ve geri çekilmeyi reddettiler. 8 Ağustos gecesi Liman von Sanders, Arıburnu ve Anafartalar bölgesinin komutasını Mustafa Kemal'e verdi. Bu artık onun savaşıydı. Mustafa Kemal, öncelikle yeni İngiliz tümenlerinin iki gün evvel çıkarma yaptığı Anafartalar bölgesine gitti. Yeni İngiliz askerleri çok acemi, komutanları da beceriksizdi. Karşılarındaki dört Türk taburu onları durdurmayı başarmıştı. Anafartalardaki Türk direnişi bilinmeyen bir destan aslında. İnsanlar bugüne kadar o dört Türk taburunun büyük başarısını bir türlü kavrayamadı. Tüm mevzilerini son ana kadar savundular. İngilizler yaklaşınca çarpışarak geri çekildiler. Ağır zayiat verdirdiler. Ve daha sonra da karanlığın çalıların içinde kayboldular. İngiliz askerleri 9 Ağustos'ta tepelere tırmanmaya başladığında Mustafa Kemal saldırdı. Gün boyunca İngilizlerin bütün ilerleme denemelerini geri püskürttü. Gece olduğunda Anafartalar Türklerindi. Mustafa Kemal hemen Jonk Bayırı'na döndü. Ağustos gecesi Jonk Bayırı'nda kalan son Yeni Zelandalılar iki İngiliz taburuyla değiştirildi. Yeni Zelandalılar 4 gündür Jonk Bayırı'ndaydılar ve 4500 askerin yarısını kaybetmişlerdi. Onları Jonk Bayırı'ndan atmaya uğraşan 3 Türk alayı da neredeyse yok olmuştu. Mustafa Kemal, her şeyi riske atmaya karar vererek elindeki tüm birliklerle baskın tarzında bir saldırı planladı. Türkler 10 Ağustos sabahı 4.30'da saldırdı. Geri çekildiklerinde arkalarında yarların içinde ve fundalıklarda yığılmış 2000 İngiliz ölü ve yaralı bıraktılar. Jonk Bayırı Tepesi askerlerimizin eline geçtikten sonra düşman karadan ve denizden yönelttiği seri ve kesif topçu ateşiyle Jonk Bayırı'nı cehenneme çevirmişti. Bütün Jonk Bayırı kesif duman ve ateş içinde kaldı. Herkes kaderine razı, sonlarını bekleyip duruyordu. Etrafımız şehitlerle, yaralılarla doldu. Mustafa Kemal. Ağır zayiatlarına rağmen Türkler Jonk Bayırı'nı geri aldılar. Müttefiklerin bir saldırısı daha Türk direnişi karşısında yenilgiyle sonuçlanmıştı. Mustafa Kemal tam bir kader adamıydı. Ne yapması gerektiğini ve bunun için ödemesi gerektiği bedeli çok iyi biliyordu. Bir an için tereddüt edip sorumluluktan kaçmadı ve başardı. Anafartalarda çatışmalar Ağustos sonuna kadar sürdü. Çarpışma sırasında birçok yerde fundalıklar ateş aldı. Bu
Burası birçok şehit asker cesetleriyle dolu. Bunlar yangından önce yaralanarak buraya gelmişler. Muhtemelen daha önce veya yangın esnasında yanıp ölmüşler. Etleri yanmış, yarılmış. Manzaranın fecaati insanın saçlarını dimdik edecek kadar korkunç. İsmail Hakkı. Hepimiz diri diri yanacağımızı sandık. Siperin dibine yattık ve alevler üzerimizden geçti. Tüm saldırı feci bir başarısızlıktı. Artık çoğu öyle. Guy Nightingale. Ağustos sonunda 3 haftalık çarpışmanın ardından iki taraf da bitik durumdaydı. Gerçekten bitmiş bir haldeyiz. Tümendeki herkes tükendi. Aslında başka hiçbir saldırıda görev almamalıydık. 29. Tümen bundan sonra bir daha asla eskisi gibi olamaz. Ama üstlerimiz bizi hala çıkarma günkü birlik zannediyor. Buradaki herkesin düşüncesi yaşa ve yaşat. Bir de Türkiye Türklerindir. Ne ben şu İngilizleri tanırım, ne onlar beni. Ah, bizi böyle karşı karşıya getirmeye sebep olanlara ne diyeyim bilmem ki. Ahdettim, sebepsiz bir kurşun atmam. İsmail Hakkı. Gelibolu, amatör askerlerin savaşın sert gerçekleriyle ilk kez yüz yüze geldiği bir savaştı. Hiçbir romantik tarafı yoktu. Hata, acemilik, karmaşa, ölüm ve hastalıktan ibaretti. Birlikler çekilsin mi? Kitchener'ın raporuna bağlı. Kitchener, İngiliz askerlerini çekmeyebilir. Ekim ayına gelindiğinde İngiliz hükümeti savaşa devam etme veya çekilme kararı vermek zorundaydı. Kış geliyordu. Politikacı ve generaller ne yapacaklarını tartışırken 26 Kasım'da Gelibolu'yu büyük bir fırtına vurdu. Tepelerden aşağı çağlayarak akan su yüzünden siperleri sel bastı. Tepenin dibine kazdığımız siper artık yoktu. Kısmen azgın sel alıp götürmüş, kısmen de toprakla dolmuş durumdaydı. Malzemeler, kalaslar, kutular suyun üstünde yüzüyordu. Bunların arasında bazısı yeni, bazısı çürümüş cesetler, üniforma parçalarından çıkmış kemikler de görülüyordu. Sele rağmen bombardıman aralıksız devam etti. Bir sürü askerin boğularak öldüğünü fırtına bittiğinde anladık. Joe Murray. Ertesi gün kar başladı. Yılların en sıcak yazından sonra yarımada son yılların en soğuk kışına girdi. ...28 Kasım Pazar. Gece birkaç santimetre kar düştü. Ve bütün gün yağmaya devam etti. Hiç kimse de kar topu oynama eğilimi yoktu. Sefil durumdaydık. Kimse bunu da yaşayacağımızı tahmin etmemişti. George Bollinger.
Yerler iki parmak kar kaplı. Oldukça şiddet ve soğuk bir rüzgar insanın yüzüne çarpıyor. Vaziyet fevkalade fena. Ayağım kaymadan yürüyemiyorum. Ya bir hareket olursa ne yapacağız? Allah'ım bize yardım et. Mehmet Fasih. Aşırı soğuk bir ay sürdü. 16 bin asker donma nedeniyle tahliye edildi. Neredeyse 300 kişi donarak öldü. Askerler artık çaresizdi. Yaşım 21. Fakat saçım sakalım ağardı. Bıyıklarıma ak düştü. Suratım buruştu ve vücudum çürüdü. Artık eskisi gibi felaketlere ve sıkıntılara tahammül edemiyor, müteessir oluyorum. Mehmet Fasih. Altı haftalık bir tartışmanın ardından İngiliz hükümeti sonunda Gelibolu'dan çekilme kararı aldı. Arkamızda çok fazla arkadaşımızı bırakmış olmaktan dolayı utanıyorum. Buraya umut dolu olarak hep birlikte geldik. Bu umut uğruna pek çoğumuz öldü. Onların umutları ve kemikleri bu enkaz dolu araziye dağılmış durumda. Bizim hatamız olmasa da sağ kalanlarımız bu fiyasko yüzünden daha uzun yıllar büyük acı çekecek. İyi dövüştük ve çok acı çektik. Elimizden daha fazlası gelmedi ve sonunda ölülerimizi terk etmek zorunda kaldık. Joe Murray. ...9 Ocak 1916. Savaşın sonu. Arıburnu'ndan son izlenimler. Türklere veda. Gelibolu sonrası çoğu İngiliz birliği Batı cephesi veya Orta Doğu'da çarpıştı. Gelibolu'da doğan Anzak ruhu Kuzey Avrupa ve Filistin savaş meydanlarında daha da büyüdü. Osmanlı İmparatorluğu Çanakkale'de kazandı ama Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetti ve Limni'de İngilizlere teslim oldu. Ekim 1918'de İngiliz gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u işgal etti. Tek bir kayıp vermeden. Sonraki yıllarda Gelibolu, keşkeler ve kaçırılmış fırsatların savaşı haline geldi. Türkler için parçalanmak üzere olan bir imparatorluğun son cesur direnişi ve zaferiydi. İngilizler içinse yakın doğuda beklenmedik bir felaketti. Bazılarına göre Sovyet devrimini hızlandıracak kadar önemliydi. Diğerlerine göre ise Birinci Dünya Savaşı'nın önemsiz bir cephesiydi. Fakat tarihi önemi ne olursa olsun insan hayatı üzerindeki etkisi tartışılmaz. 120 binden fazla asker Gelibolu'da hayatını kaybetti. Bill Lidley, John Murray ve Selahattin Adil, Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nı da sağ bitirdiler. Ve uzun birer ömür yaşadılar. Gelibolu'dan sağ çıkmayı başaran George Bollinger, 1917'de Batı cephesinde öldü. Çanakkale Savaşı Mustafa Kemal'i müjdeledi. Çanakkale sonrası Anafartalar kahramanı olarak ün saldı. Birinci Dünya Savaşı sonrası Kurtuluş Savaşı'nı yönetti ve ülkesinin bağımsızlığını geri kazandı. Sonra laik bir devlet kurarak İlk cumhurbaşkanı oldu. Bütün dünya onu
Atatürk olarak anmaya başladı. Guy Nightingale, Gelibolu'dan sonra Batı cephesinde de savaştı ve savaştan tek bir yara almadan çıktı. 1922'de çok sevdiği alayı dağıtıldığında Nightingale yıkıldı. Ordudan emekli oldu. İnzivaya çekildi ve ağır şekilde içmeye başladı. 1935'te 43 yaşında kendi tabancasıyla intihar etti. Ocak 1916'ya gelindiğinde Oliver Cumberland'in kız kardeşi Yuna hala ondan bir haber alamamıştı. Aldığı son mektup 26 Temmuz 1915 tarihliydi. Kanlı Sırt Savaşı'ndan 10 gün önce. 26 Temmuz 1915. Sevgili Yuna, 6 haftadır ateş hattındayım. Gittikçe güçleniyorum ve sağlığım iyi. Nasıl anlatsam Yuna? Joe'yu kaybetmek beni bir parça yıktı. Ama Yuna, bu korkunç savaş oyununda, özellikle de bu bizim savaşta, bazen çabuk ölenler daha şanslı. En azından acı çekmiyorlar. Biliyorum, sana endişelenme demek çok anlamsız. Ama unutma, ben zorluklara alışkınım ve savaşlar başladığı gibi aniden bitebilir. Zavallı Joe'nun yokluğunun dışında başka bir sıkıntım yok. Winton'daki kızı hatırlıyor musun? Hani fotoğrafımı gönderdiğim vardı ya. Beni reddetti. Winton'dan ayrıldığımdan beri bana sadece bir kere yazdı. O da kısacıktı. Ben de onu listeden çıkardım. Seni seven kardeşin Oliver Cumberland. Mayıs 1915'te genç bir Türk subayı Arıburnu'ndan anne babasına bir mektup yazdı. Bu mektup savaştan geriye kalan en uzun Türk mektubuydu. ...31 Mayıs 1915 Pazartesi, Arıburnu. Sebebi hayatım, feyzi veli nimetim, sevgili peder valideme. Babacığım, valideciğim. Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki beni bu rütbeye kadar eriştirdi. Yine ilahi kaderle beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öyle yetiştirdiniz. Sebebi feyzi rıfatım ve hayatım oldunuz. Cenab-ı Hakk'a ve sizlere çok teşekkürler ederim. Sevgili peder ve valideciğim, göz bebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezihciğimi evvela Cenab-ı Hakk'ın, sonra sizin himayenize emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesine siz de eşimle birlikte lütfen gayret ediniz.
servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan başka bir şey isteyemem. İstesem de pek beyhudedir. Refikama hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır. Bu teessürü azaltacak şekilde destek veriniz. Ağlayacak, üzülecek tabii. Teselli ediniz. Ey akraba, dostlar ve sevenlerim. Cümlenize elveda. Cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun elveda. Elveda. Cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladım sevgili peder ve valideciğim. Oğlunuz Mehmet Tevfik. Mehmet Tevfik 2 hafta sonra şehit oldu.